Merhaba arkadaşlar. Okulla beraber Işıkdağ'a geldik. Otobüs Yağcı Hüseyin köyüne çıkamadı. Yani şurada bu virajda az daha aşağı devriliyorduk ama geri kurtardık. Şu an buradan başlayacağız yürüyüşe. Yağcı Hüseyin'e 3 kilometre yolumuz var ama aslında şu tepenin üstü. Bakalım, ben ilk defa geliyorum Işıkdağ'a. İlk defa kulüple beraber, okulun kulübüyle bir şeyler yapacağız. 30 kişi kadar varız. Kızılcahamam temiz ama burada hafif kar yağıyor. Zemin de karlı. Arkadaşlar, daha az yorulmak için basıyorum ya kara. Siz de o izleri takip edersiniz. Aynı yerlere basarsanız daha az yorulursunuz. Bir daha yani karı güç uygun olmaz. Buradan parkura giriyoruz sanırım. Kar derinliği iyice arttı bazı alçak kesimlerinde, hatta suyun yüzeyi saçmamış gördüğünüz gibi şurada. Yani yanlışlıkla biri bassa hipotermiye bile girebilir arabaya varana kadar. Çok az mesafe kat ettik ama parkur bayağı zordu. Muhtemelen en tepeye çıkamayacağız çünkü bayağı acemi arkadaşlar da var. Yani ben de ilk defa bu kadar derin bir karda yürüyorum aslında. Yani bakalım ne kadar gidebileceğiz. Evet, görüyorsunuz su. Su deresi burası. Herhangi birisi kayıp düşebilir oraya. Parkur biraz daha zorlanmaya başladı şu anda. Kayaların arasından tırmanacağız. Kar yağıyor. Devam edeceğiz. Hafif bir rüzgar.
Evet. Tecrübeli arkadaş en önde gidiyor. Yol açıyor. Aslında parkura tam varmadan başladık, o da bir çıkmadığı için. Tam nereden gittiğimizi de bilmiyorum. Keşke bir kilo kaçsaydım. Pastamızı yer. Sağlam olması lazım. Çok zor. Beni bastım yere, bak. Şu taşların arası boş olduğu için arkadaşlar biraz zorlandı. Hafta olarak. Kar çünkü tarafı kapatmış. Böyle bir yere yalnız gelmeyin arkadaşlar. Karın derinliği 40-50 santim belki de. Başkan yolu aça aça gidiyor bakalım. Yorulmuştur o da. Evet başkan yolu açarak devam ediyor. Ekibimiz bu arkadaşlar.
Evet, özlediğimiz sahneler bunlar. Arkadaşlar, şu altını şöyle ileriye kadar o düzlük su. Oraya gitmeyin, karnı atmamın. Derin bir göl burası. Yani şuralarda falan yiyecek burası şöyle küçük. Takım. Yani şu sazlıklara falan aldanmayın. Bunlar hep suyun altında. Yani şöyle şu ağaçların altında su. Göl burası. Donup üstü karnı kapanmış. Yemek molası, su molası, çay çorba. Hocam zorlanmıyor musun yolu açarken ya? Yok ya, daha yeni az yürüdük. Bayağı kar bazı yerlerde, altı gözükmüyor. He. Boşa gidiyor ayağın yani. Arkada ben rahat geliyorum ama öndekiler bayağı zorlanıyorlar. Antrenmanlı olunca şey yap. Burası nereye şu an? Ne gölü burası? Işıkta Karagöl Ceyosti. Geleceğimiz nokta bura mıydı? Buraydı abi. Şöyle boydan boya şurası ileri kadar göl. Ha. Anladım. Ben yukarıdan gelmiştim buraya. Tersten gelmişiz demek. Evet. Ya önden iki kişi yürüyordu. Ben evet. Önlerim. Onların peşinde takıldım. Biz açmışlar hazır diye. Ha. Köye gidiyorlar. Oradan bir U çizdik biz yanlıştık. Anladım. Ne güzel. Tepeye çıkma şansımız olacak mı yoksa dolan dönecek miyiz? Bakalım ekibin durumuna göre şey yapalım. Yoksa biraz daha yürüyüş. İyi. Tamam. Ya araba gelmedi. Şuradan başlasak şimdi zirvede. Tabii. Normal planladığım rota başlangıç noktamız burası. Yani servisten şurada inip başlayacaktık zirveye doğru. Servis bıraktığımız yerde mi? Servis nerede bilmiyorum. Biraz bulacağız onu. Aşağı köye inmiştir bence ya. Ya köyden bulacağız zaten. Köy yolu açıktır. Oradan gidiyoruz. Hadi şöyle geçelim de şöyle arkamızda. Ya da böyle mi dursak ışık? Buradan gel. Ha tamam böyle geçelim. Şöyle duralım ya. Atları sıkı tutalım. Öyle duralım. Cemal. Bir tane daha.
Bir arkadaşta makine vardı ya, o çekebilir. Ben de. Sen çekebilir misin? Ben fotoğrafta olmayacak mıyım? Tamam ben çekeyim, sen ver. Daha tam toplanmış değiliz. Bekleyelim mi? Yirmi sekiz en son. 28 Başkan zirveye yeniliyor herhalde. Ne oldu? Niye pes ettiniz ya? Çekiyorum artık. Biraz kayan olacak sanırım. İyiyim ya. İyiyim, kayıyor. Şu an dönüyoruz ama otobüs nerede onu bilmiyoruz. Ulaşamıyoruz da. Bazı telefonlar soğuktan kapanmış. Ekip de dağıldı biraz. Bir kısım hızlı hızlı yürüyor grup. Hadi grupsa bayağı bir kilometre geride neredeyiz.
Bazı arkadaşlar zorlandı. Tabii doğru ekipman önemli. Bazı arkadaşlar kısa ayakkabılarla gelmiştir. Tabii çok derin kardan geçtiğimiz için ayaklar ister istemez donmuştur yani. Hava çok soğuk değil ama yine de ıslandığın zaman üşüyorsun. Arkadakiler üşüyordur muhtemelen. Yedek bir tane montum var çantamda. Üstten üşüyen varsa. Böyle bir baktım. Selin. Nasıl yok? Nerede bu? Nerede bu hala? Çalmıyor mu? Evet, otobüsçü arkadaşa hala ulaşamadık arkadaşlar. Yürümeye devam ediyoruz. Bir köyü bulduk şimdi. Orada biraz mola vereceğiz. Çünkü bazı arkadaşlar bayağı yoruldu. Çok güzel bir kar yağıyor ama. Ben dedim belki araçta bir kez falan şartı. Merhaba. Biz arkadaşlar. Gel gel. Evet. Nihayet. İçeride kimse var mı? Hoca gelir şimdi şok olur falan. Evet arkadaşlar. Camiye sığındık. Mahsur kaldık buralarda. Belpınar köyündeyiz. Burada bir tane UFO'muz var. Mahsur kalmadık değil mi? Bir tane katalitiğimiz var. Arkadaşlar için gerçekten zor bir deneyim oldu. Pişman olan var mı arkadaşlar? Bu son anda iptal edenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tam bir challenge oldu bence.